Szymanski ile ilgili biz de Szymanski ile şey yaptık, ilgilendik, şeyimiz oldu, görüşmemizde. Tabii belli yine dediğim gibi maaş skalası var. Yani bonservis bizim açımızdan da değerli bir oyuncu. Bonservis ödenebilir ve iyi bonservis ödenebilir bir oyuncu. Maaş konusu biz belli rakamların üzerine şey yapamıyoruz yani çıkamıyoruz. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü. Benim için gerçekten buraya gelmiş olmak önemli. Aynı zamanda Başakşehir Kupa finalinde seyretmiştim. Fenerbahçe'nin o maçını izlemiştim. Kimseyle konuştum mu? Kimseyle konuşmadım buraya gelmeden önce. Ama burada bazı arkadaşlarım top koşturmuşlardı. Onlardan bir tanesi Roman Nöştader'di. Ama onunla konuşmam transfer olduktan sonraydı. Dolayısıyla sonrasında da buraya gelmiş oldum. Türkiye'nin en iyi kulübüne geldim. Fenerbahçe'ye geldim. Ve bu transferin bir an önce hızlı bir şekilde bitmesini arzuladım, istedim. Çünkü kulübün, Fenerbahçe'nin beni istediğini biliyordum. Dolayısıyla bu da benim açımdan çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Dolayısıyla burada olmaktan mutluyum. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum. Ben her gittiğim yeni kulüpte, yeni bir kulübe katıldığımda hedefim her zaman aynıdır. Şampiyonluk isterim, şampiyonluğu yaşamak isterim. Zaten Fenerbahçe'nin de beni şampiyonluk için getirdiğini düşünüyorum ve bunu biliyorum. Zaten şu anda geldiğim zamandan itibaren şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışmanın temposu, çalışma ritmi gerçekten bunu hissediyoruz. İyi çalıştığımızı düşünüyoruz ve ileriye iyi bir adım atabilmek için, geleceğe daha parlak bakabilmek için de zaten bu çalışmaları gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi yeni oyuncular takıma katıldılar. Ama öyle zannediyorum ki birazcık zamana ihtiyacımız olacak. Hem saha içinde hem de saha dışında birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için. Söylemiş olduğum gibi şampiyonluk dışında herhangi bir düşünce aklımda yok. Elbette ki şampiyonluk her zaman sizlere harika hisler verir. Kendinizi çok iyi hissedersiniz. Ve şampiyonluk gerçekten çok ama çok önemli. Umuyorum, diliyorum ki herkes şampiyonluk hissini yaşayabilir kariyerinde. Ama kupalar noktasında sadece beni baz almamak lazım. Sadece beni değerlendirmemek lazım. Çünkü takım içerisinde çok fazla kupa kazanmış oyuncular da vardır diye düşünüyorum. Çünkü takım içerisinde çok tecrübeli oyuncular var ve bana göre fazlasıyla iyi bir takımız. Ama zamanla biraz önce de ifade ettiğim gibi birbirimizi çok daha iyi bir şekilde tanıyarak daha iyi bir performans ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Öyle zannediyorum ki hep birlikte harika işler, harika başarılar elde edebiliriz. Söylemiş olduğum gibi Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim ve öyle zannediyorum ki takım olarak da her zaman en iyisini vermek adına çabamızı sürdüreceğiz. Türkçe kelimelerle ilgili olarak birazcık bana zaman verirseniz memnun olurum Türkçe röportaj için.